şimdi senin ne şikayetin vardı? Hocam benim karpal tünelde sıkışmam vardı. Sol dirseğimde. Sizin yanınıza da geldim. Tetikleri de yaptınız. EMG kağıdım da vardı. Ne zaman odan beri vardı? Ağrılarım yani bir ay önceden başladı yani. Birden başladı. Yani ben EMG'mi falan hepsini kendim şey yaptırdım. Ha, hazırlamıştın geldi. Evet hazırladım. Gece uykuları falan nasıl? Hocam ya ilaç o kadar ilaç içtim yani kas gevşetici, ondan sonra ağrı kesici, onlar şey yapmadı, kesmedi. Ağrılarında dayanılmaz. Dayanılmaz bir ağrı oldu. Dördüncü, beşinci parmakta mı uyuşukluk vardı? Hangi parmaklarda vardı? Hocam bu parmaklarda vardı iki tane. Şuradan böyle ağrı oluyordu. Yani buradan yani şu arkama köprü kemiğime kadar vuruyordu yani ağrı. Peki ameliyatı nasıl oldu? Ameliyatı nasıl oldu? Hemen zaten iki gün sonra, üç gün sonra ameliyat randevusu verdik galiba. Evet, ayın üçünde geldim ben sizin yanınıza. 3 Şubat'ta. Yani her yere gittim yani. Gitmediğim yer kalmadı. 5 tane hastaneye gittim. Yani hastanelerde biraz sıralar falan vardı. Ondan biraz şey yaptım yani. İsmail Hoca'yı buldum, araştırdım. CV'sini buldum. İnternetten takip ettim. Yani ben çocuğumu bile hastaneye götürdüğüm zaman CV'sini araştırmadan yapmıyorum. İsmail Hoca'nın gerçekten ben internetini takip ettim. Kendimi tavsiye ediyorum akrabalarıma nereye gidersem gideyim. Hepsini tavsiye ediyorum yani. Hocayı... Geldiğin zaman zaten hemen randevu verdik. Evet sağ olun. Geldiniz. Yani hiçbir doktor beni tutup da şu omzumdan karşısına alıp da senin ağrın burada demedi bana. İsmail Hoca sağ olsun iyi ki var. Gerçek söylüyorum. Yani muayene etmek önemli zaten. Evet. Hani ilk önce bir gerçekten hastayı şey olarak görmek lazım, bütün olarak görmek lazım. O yüzden hani seni bir kere muayene ettik herhalde. O iyi bir şey. Yani senin ağrılı yerini bulduk. Sen de şikayetlerini söyledin zaten. Evet, ama yani senin şikayetin dirseğinde iyiymiş gibi gelmiyordu değil mi yani sana? Evet hocam. Sana... Ama dokunuşunuz güzel oldu yani hocam. En güzel, beni etkileyen o oldu. Gerçekten yani. İşten gelerek. Yerini bulduk. Evet. Yani tam yeri orası. Evet. Aslında sende realize olduğun taraf o orası oldu galiba. Yani hani orada olduğunu o zaman anladım belki. Evet hocam. Ondan sonra ameliyatı nasıl yaptık? Yani koltuk altından mı uçtuk? Evet. Dirseğimin altından olduk. Ağrının kaç olduğu... Kaç santim yaran var? Ya kaç santim olduğunu bilmiyorum ama evet. 6 tane dikişim vardı hocam. 2-3 tane, 2-3 santim yara var. Bir de çok küçük yaradan yapıyoruz biz aslında. Yani normalde birazcık daha büyük yaradan yapılıyor. Biz küçük yaralardan yapıyoruz. Evet. O da çok iyi, çabuk iyileşiyor o zaman. Evet. Sinirin artık yerini değiştirdik, ön tarafa aktardık. Yani şu an parmaklarımı oynatabiliyorum. Yani şey de yok, ağrı da yok. Yani ayın 6'sında ameliyat oldum. Şu anda 20 gün oldu. Evet 20 gün oldu. Ne ağrım var. Yani o gün hastaneden çıktığımdan beri her şey düzgünüme vardı. Yani yatakta bilem, yatarken bilem. Yani hoca ne kadar dua etsem azdır yani. Yani yatağımda bilem rahat yatabiliyorum yani. İnşallah bundan sonraki süreçte de ağrı olmaz. Geçmişler olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Vallahi bir daha Allah dert vermesin. Amin. Cümlemize hocam. Hadi geçmişler olsun. Sağ olun hocam.